Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bu videomuzda Galatasaray'a dair son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dış basından iki yeni iddia geldi. İngiliz basını Sarı Kırmızılıların, Lille Tyler'ı İtalyan basını ise Manzukic'i transfer edeceğini yazdı. <laughs> Galatasaray için dış basından transfer haberleri arka arkaya geliyor. İngiliz ve İtalyan basını sarı kırmızıların kadrosuna katmak istediği forvet oyuncusu hakkında iddiada bulundu. İtalyan Tutto Sport gazetesi Avrupa'ya dönmek isteyen Mario Mancuk için ilk tercihinin Galatasaray olacağını okuyucularına duyurdu. Haberde devre arasında Juventus'tan Katar ekibi El Duha ile transfer olan Hırvat oyuncunun Körfez ekibinde mutsuz olduğu ifade edildi. İngiliz Daily Mail gazetesi de Galatasaray'ın forvet arayışına sayfasında yer verdi. Gazete, sarı kırmızılıların çantın forması giyen Lyle Tyler için Glasgow Rangers'la birlikte transfer yarışına girdiğini öne sürdü. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiltere Championship'te attığı 11 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. İtalyanlar bile transferi duyurdu. Yılın transfer bombası Galatasaray'dan. Sarı Kırmızılar bir yandan 2019-20 sezonunda yaşanılması istenilen şampiyonluğa kitlenirken bir yandan da fırsat isimleri kadrosuna dahil etme konusunda adımlar atıyor. Fatih Terim ve kurmayları bu hususta yaptığı çalışmalarda gündemine dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic'i almıştı. Kısa süre önce oyuncunun transfer durumu için Galatasaray'ın nabız yokladığı bilinirken İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yıllar süren Avrupa kariyerinin ardından sürpriz bir kararla Katar'a giden Manzukiç burada mutsuz olduğu ifade edildi. Haberin detaylarında Galatasaray'ın Hırvat golcü olan ilgisinden bahsedilirken Sarı Kırmızılara bu transferde yaşanılan müjde duyuruldu. İşte o haber ve okuyuculara aktarılanlar. Juventus'un eski yıldızı Mario Manzukic Katar'da serüvenini sona erdirmek üzere. Manzukic geçtiğimiz Aralık ayında sosyal medya hesabından duyurduğu haberle 4,5 yıllık Juventus macerasına veda ettiğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında geri dönme planları yapan İçi, Katar Ligi tatmin etmedi. Son haftalarda Türk kulübü Galatasaray'ın kendisine yoğun ilgisi olduğu ifade ediliyor. Bu Mazluk için Avrupa yolası bir geri dönüş için bir numaralı tercih olabilir. Fatih Terim'in de Manzukic'i özellikle istenildiği yazıyor. Tam bir pivot santrafor. Valkuhan'ın gidip gitmeyeceği hala belirsizken yedek planı varmış Fatih Terim'in. Peki taraftarlar olarak sizin fikriniz nedir? Mario Manzukic'i Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray'da Yese Sekidika kendini buldu. Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Yese Sekidika'nın gelecek sezon daha fazla forma giyeceği bir takıma kiralanması gündemdeydi. Fakat genç oyuncu idmanla gösterdiği performansla kendini buldu ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi. Takvimde yer alan habere göre fiziki açıdan gelişimi dikkat çeken Nijeryalı yıldız İtman performansıyla herkesi şaşırtıyor. Sekidika teknik direktör Fatih Terim'in de gözüne girmeyi başardı. 23 yaşındaki genç futbolcunun yeni sezonda düzenli olarak forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması gündemdeydi. Ama bu doğrultudan sonra Fatih Terim takımda kalabilir emrini vermiş. Sekidika devre arasında transfer oldu. Kampa çok yetişemedi. O yüzden de tam performansını sahaya yansıtabilmiş değil. Ama umarım Sekidika geleceğin kurusu olur ve o boşluğu kapatır. Peki siz Sekitika'ya güveniyor musunuz? Sizin fikriniz nedir? Galatasaray'a dev gelir. Yeni sezonun kaynağı o isimden. Kiralık oyunculardan Florin Andoni ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'da Jean-Michel Mario Lemina ve Henry Onyekuru'nun durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmalarını istediği bu 3 oyuncu için kulüplerinin 10 milyon euro üzerinde bonservis talebi söz konusu. Sabahta yer alan habere göre Yunus Belhanda ve Sofyan Feguli ile ilgili haberler çıksa da yaz transfer döneminde Galatasaray'a en çok parayı kazandırma potansiyeline Marco'a sahip. Sezon başında Marco'yu isteyen ve 12 milyon euro ödemeye hazır olan Atalanta Galatasaray'ın 20 milyon euro isteriz cevabı sonrası transferden çekilmişti. Üçlü savunmada da oynayabilen 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için Atalanta tekrar Galatasaray'ın kapısını çalacak. 4 milyon euroya aldığı marka için 15 milyon eurodan kapıyı açmaya hazırlanan sarı-kırmızılar 10 milyon euro üzerinde teklifleri değerlendirmeye alacak. Bence Marco ederi en aşağı 15 milyon euro. Onun altında bir fiyata kesinlikle satılmamalı. Oynama alışkanlığı çok yüksek. Sakatlık oranı çok düşük bir futbolcu. Sol ayağı da çok isabetli. Rahatlıkla Avrupa'da her takımda oynayabilir. Galatasaray'ın en çok gelir beklediği iki isim Marco Havel oyundama. Galatasaray'ın stoperleri harbiden de mükemmel. Sizin fikriniz nedir? Marco ederi sizce ne kadardır? Falco David Beckham'a transfer yanıtını verdi. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falco MLS'ten ve Arap Yarımadası'ndan gelen tekliflere rağmen kariyerine Sarı Kırmızılarda devam etmek istiyor. İngiliz basında yer alan habere göre, İngiliz yıldız David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami bir süredir golcü oyuncuyla ilgilense de Kolombiyalı yıldız kendisine yapılan transfer teklifini reddetti. Katar ve Çin'den gelen teklifleri de değerlendirmeye almayan Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Burada bir hedefim var. Ailem İstanbul'da çok mutlu. Çin ya Katar'a gitmek istemiyorum. Sözlerine yer verdi. Golcü oyuncu ile özellikle Alsat ve Alhilal'in de ilgilendiği ifade edilmişti. Fakat Falco mutlu olduğu Galatasaray ve İstanbul'da kalmak istediğini dile getirdi. Falco Galatasaray'da şu anda oldukça mutlu. Gollerine de başladı zaten. Sakatlığını atlattıktan sonra ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu tüm Türkiye'ye de göstermiş oldu. Şu an Galatasaray'ı satıp satmayacağı meçhul. Ama ütopik bir fiyat gelirse Falcao'nun satılabileceğini düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir? Eğer Falcao satılacaksa ne kadara satılmalı? Galatasaray'ın gizliden gizliden yürüttüğü transferlerden birisi ise Oğulcan Çağlayan'dı. Gazetede ve sosyal medyada oluşturulan haberlere göre Oğulcan Çağlayan %95 Galatasaray'da transfer bitmiş durumda. Bence yabancı sınırının düşürüleceğini de düşünürsek Oğulcan Çağlayan güzel bir yedek olabilir. Sizin fikriniz nedir? Oğulcan Çağlayan'ı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Dostlarım pandemi sebebiyle spor kanalları kısıtlı olduğu için videomuza bu dakikadan sonra gazete başlıklı haberlerle devam edeceğiz. Galatasaray'dan Gana'ya harekat. Şahanı dünyanın dört bir tarafına eğilen Galatasaray için yeni bir iddia da Afrika basından geldi. Gana'da çıkan habere göre Sarı Kırmızılar Slovakya'nın Astrencin takımında forma giyen Osman Bukara ile Danimarka'nın Norwich ekibinde top koşturan Muhammed Kudus'u ciddi şekilde takip ediyor. 21 yaşındaki Bukara sağ kanatta forma giyiyor ve bu sezon 25 maçta 8 gol 12 asist yaparak dikkat çekti. Bon servis bedeli ise 350.000 euro gayet uygun bir rakam. 1.70 boyundaki Bukari hızı ve tekniğiyle Onyekuru'ya benziyor. 19 yaşındaki Muhammed Hudus ise 23 maçta 10 gol 1 asist yaparak Avrupa devlerinin dikkatini çekti ama almak bir hayli zor gerçekten. 2000 doğumlu solak golcü hücumun birçok bölgesini top koşturuyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gözükse de bu miktarın çok üstten çıkabileceği de iddia ediliyor. Kudüs'ün sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihine kadar bulunuyor. Muhammed Kudüs büyük ihtimal bu sene transfer olacak. Bir sene daha beklemez. Ama Avrupa devleri Muhammed Kudüs'ün peşinde. Bu futbolcuyu almak çok zor olsa da benim çok istediğim bir transfer. Sizin fikriniz nedir? Muhammed Kudüs'ü Galatasaray'da görmek ister misiniz? Razvan Lucescu Belhanda'da ısrarcı. Rumen GPS kanalı Yunus Belhanda'ya Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımını çalıştıran Razvan Lucescu'nun ilgi duyduğunu yazdı. Belhanda seviyesinde bir oyun kurucu ile çalışmak istediğini yönetim kuruluna ileten Lucescu'nun babasının tanıdıkları vasıtasıyla Faslı Yıldız için bilgi aldığı belirtildi. Sarı Kırmızılı Camia'nın en çok tartışılan futbolcusu olan Belhanda daha önce tekliflerin geldiği ancak Fatih Terim'in kendisini bırakmadığını açıklamıştı. Bu sezon 25 maça çıkan Belhanda için 5 milyon euro talep izliyor. Belhanda da taraftarlar arasını bir türlü düzeltemedi. Bu sene gidişi kesin olarak görünüyor. Belhanda'nın sıkıntıları, problemleri olsa da ben mücadele konusunda hakkını yiyemem. Hele Kadıköy deplasmanında girdiği mücadeleleri, orta sahi toparlayışı hiç unutulmaz. O yüzden yiğidi öldür hakkını yeme. Ama bu sene %90 oda gidecek. Galatasaray yönetimi satmayı düşünüyor. Sırf kaynak oluşturmak için. Belhanda 5 milyon euro dahi olsa satılmalı mı? Kaan Ayhan Galatasaray transfer olacak mı? Canlı yayında kendisi açıkladı. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılıç ve Olcan Çağlayan gibi isimlerle prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılı ekip Kaan Ayhan ile ilgilendiği iddia edilmişti. Fatih Terim'in sabek ve stoper mevkisi için Kaan Ayhan'ı izlediği düzenli orfun küme düşmesi durumunda gurbetçi oyuncunun iyi şartlarda sarı kırmızılı formayı giyebileceğini yönetimle paylaştığı dile getirilmişti. Hem Fortuna Düsseldorf'ta hem de milli takımda başarılı bir grafik çizen Kaan Ayhan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CNN Türkiye konuşan Ayhan hakkında çıkan Galatasaray transfer iddiaları ile ilgili şu sözleri sarf etti. Transfer haberlerini ben de okuyorum. Şartlara bağlı sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum. Fatih Terim'le en son hastalandığından dolayı görüştük. Ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı. Bundesliga ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydi. 29 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti. Kaan Ayhan'ın hem sağ hem de stoperde oynaması büyük avantaj. Çünkü Galatasaray'da Mariano eksikliği olacak. Marka ve Luyundama'nın takımda kalacağı kesin değil. Hem de yerli olması Galatasaray'a büyük bir avantaj sağlayacaktır. Açıklamalarından anladığımız kadarıyla Galatasaray'a açık kapı bırakmış. Fatih Terim'in kendisini istemesi durumunda kesinlikle ben geleceğini düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir? Kaan Ayhan'ı Galatasaray'da görmek ister misiniz? La Vega Galatasaray'a Arjantin basından bir iddia geldi. Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Vega'ya Inter, Sporting Lisbon ve Atalanta'nın yanı sıra Galatasaray'ın da talip olduğu yazıldı. 19 yaşındaki golcü sağ kanat oyuncusu Pedro Deleva bu sezon 17 maçta 4 gol attı ve dikkatleri üzerine çekti. La Vega'nın transfer markta değeri 1 milyon euro. Ama bu oyuncuyu 1 milyon euroya bırakacaklarını düşünmüyorum. Finansal fair play de varken bu transfer çok kolay olmayacaktır. Claudio Taferel'den Fatih Terim'e övgü dolu sözler. Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırılan Claudio Taferel 2000'deki UEFA Kupası Zaferi ve teknik direktör Fatih Terim hakkında Brezilya basınlı açıklamalarda bulundu. UEFA Kupası'nda zafere giden süreci anlatan 54 yaşındaki efsane isim İstanbul'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli Henry'nin UEFA kupası finalinde yaptığı kafa vuruşunu hatırlatıyor. Biz Arsenal'in karşısına kazanabileceğimizi bilerek çıktık. Bunu hissettik. Bu güvene sahiptik. Gücümüzü biliyorduk. Tüm sezon boyunca kendimize inanmıştık dedi. Fatih Terim'in kupayı kazanmalarında büyük etkisinin olduğunu da sözlerine ekleyen Taferel şu ifadeleri kullandı. Fatih Terim'in çok güçlü bir kişiliği var. Her zaman kazanmak istedi ve bizden en iyi performansı göstermemizi talep etti. Çok güçlü bir kadromuz vardı. Hücumda iyiydik. Orta sahada iyiydik. Defansta iyiydik. Elde edilen başarıyı sadece Hacı, sadece defans ya da benim yaptıklarıma bağlayamayız. Çünkü tüm takım en iyi performansını gösterdi ve bunu da harika bir teknik direktör olan Fatih Terim yönlendirdi dedi. Claudio Taferel de gelecek sezon Galatasaray'a dönmek istiyormuş. Ama yönetim eski maaşını vermeyeceğini söyledi. İlerleyen zamanlarda gelişmeler olacaktır. Tafereli tekrardan kaleci antrenör olarak takımımızda görebiliriz.